Milyarlık süzgeçler. Dünyanın en harika süzgeci nedir diye bir soru sorulsa şüphesiz aklımıza bazı cevaplar gelir. Fakat böbreklerimiz gelmez. Halbuki böbreklerimiz nefron denilen 1 milyon süzme birimlerinden yapılmış harika bir süzgeçtir. Günde 200 litreden fazla kanı süzerek İçimizdeki zararlı ve atık maddeleri dışarı atarlar. Ayrıca başta su olarak birçok mineralin vücudumuzdaki dengesini sağlama görevini yaparlar. Her biri 10-12 santim gelen bu küçücük böbrek süzgeçlerimiz, görevini yapamadığı zaman hastalanırız. Ve insanoğlunun yıllar süren teknoloji birikimlerinin sonucu olan diyaliz makinalarına bağlanmak zorunda kalırız. Hem de saatlerce. Şimdi hep birlikte düşünelim. Diyaliz makinalarının hem de tam yapamadığı kanımızı süzme işini mükemmel yapan böbreklerimizin yapılmasını ve çalıştırılmasını hangi sebebe, hangi doğaya verebiliriz? Kapsamlı ve sistemli yapısı ve çalışmasıyla nefroloji adında tıp bilimi dalının doğmasına neden olan bu harikulade organlarımız kendi kendine veya tesadüfen olmuş olabilir mi? Elbette hayır deriz. Öyleyse Hazreti Adem'den bu yana vücudumuzda yaratılan bu harika süzgeçlerin yapılış ve işleyişini kime verebiliriz? Onlardaki bu ileri teknoloji kime ait olabilir?